12 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanefi Malçek Beyefendi'yi kürsüye davetimi arz ederim. Saygıdeğer milletvekilimiz, çok değerli teşkilat mensubu arkadaşlarım, bizim mesai arkadaşlarımız, muhtar kardeşlerimiz, değerli basın mensubu arkadaşlarım, Sarıçukur mahallemizin güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. ...2014 Mart'ında gelmiştik buralara. Daha sonra da geldik. O zamanki manzara ile bugünkü manzara çok daha farklı Allah'a şükür. O zaman çocuklarımız ayağında naylon terliklerle çamurun içindeydi. Ama bugün artık çamura basmıyoruz. Gördük ki o zaman en önemli ihtiyacımız yol. Mahalle aralarındaki yollarımız. Ve o yollardan bugüne kadar 64.100 metrekare yapmışız Allah'a şükür. 64.100 metrekare. Toplamda 81 tane bizim eskiden köy olan, şimdi mahallemiz olan yerleşim yerlerimiz var. 81 tane. Bu 81 tane mahallemizde şehirdekiler hariç bakın. Toplu şehirdekilerle beraber 136 mahallemiz var. 405 binde nüfusumuz var maşallah. 12 Şubat ilçemiz var ya, 30 vilayetten büyük maşallah. Bu 81 mahallemizde bugüne kadar 5.650.000 metrekare kilit parke yol yapmışız. 5.650.000 metrekare. Bu sene 1.200.000 metrekare yeniden ihale ettik. Allah ömür verirse inşallah bu senenin sonuna kadar bütün mahallelerimizde, sadece Sarıçukur'da değil, bütün mahallelerimizde bir metrekare eksik yolumuz kalmayacak inşallah. Değerli kardeşlerim, aslında bunlar sizin hakkınızdır. Bu hizmetler sizin hakkınızdır. Ama bir farkı görün bakın. 1900 kaçta kurulmuş Cumhuriyet? 1923'te. Sene kaç? 2017. Kaç sene olmuş? 94 sene. Sarıçukur 94 sene önce de vardı değil mi? Vardı. Ama bu hizmetler yoktu. 94 senede yapılamayanı 3 senede yapmışız Allah'a şükür. İşte bu AK Partili belediyelerin güzelliği. Bir taraftan hükümetimiz elhamdülillah, bir taraftan belediyelerimiz. Bakın çok net, 2 sene öncesine kadar şu şimdi insansız hava araçları diyoruz ya, uçaklar, insansız hava araçları, onların parçasını vermiyordu bize İsrailliler. Şimdi biz onları ürettik, hem de silah kullanımını öğrendik. Ürettik ve şu terörde muvaffak olmamızın en önemli faktörlerinden bir tanesi o. Artık kuş kımıldasa görüyoruz elhamdülillah. Ve terörün belini kırdık bir senede bakın elhamdülillah. O hendekler falan kalmadı. Oraları yeniden yapıyoruz. Bu devlet güçlü Allah'a şükür. Zaten bu devletin güçlenmesinden rahatsız adamlar. Bütün batı birleşti görüyorsunuz. Hayırcı oldu. Ya bu hayır sizin neyinize? Bu Almanya'da mı oluyor bu oylama? Bu Belçika'da mı oluyor? Bu Hollanda'da mı oluyor? Hani Erbakan Hoca derdi ya, küfür bir millet diye. Görüyorsunuz, Türkiye'nin aleyhinde olursa hepsi birleşiyor. Bu bizim referandumdaki evet çalışmamızın en önemli göstergesi. Yani buna gücümüzün yettiğinde çalışmamız lazım. Çünkü hepsi birleşmiş bize karşı. Bu biz evet çalışmasıyla, yani anayasa çalışmasıyla nedir biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Çok net, basit. Biz diyoruz ki bu ülkeyi, bu millet kimi seçerse o yönetecek diyoruz.
Onlar bugüne kadar ne diyorlardı? Demokrasi diyoruz ama o demokrasi bizim müsaade ettiğimiz noktaya kadar diyorlardı. Eğer o onların müsaade ettiği noktadan bu millet yukarı çıkarsa hemen ihtilal yapıyorlar. Öyle değil mi? 50'de rahmetli Menderes geldi, 60'da milletin önünü açtı. Millete hizmetkar mı? Yani o çarıklardan kurtardı, öyle değil mi? Ama onu sen milletin önüne geçtin ya da bizim istediğimizin dışına çıktın diyerek astılar. 80'de bu ülkenin çocuklarını sağcı solcu diye böldüler. 5000'e yakın üniversiteli gencimiz öldü, öldürüldü ya da. 80'de geldiler, ihtilal yaptılar. Onun 3 katı da hapishanelerde çürüdü. Ve bir günün içerisinde bitirdik dediler. Ama o zamanki Kenan Evren ne dedi? İhtilal yapacak duruma getirdik dedi. Yani çocuklarımızı öldürdünüz, ihtilal yapacak duruma getirdiniz. Bunları unutmayalım. Bunları unutmayalım. Bu aramızdaki Allah için diyorum, bakın ufak tefek çekişmeler varsa bunu bir tarafa koyalım. Koyalım, bu memleketin geleceği söz konusu. Ya bu ülkeyi sizin seçtiğiniz insanlar yönetecek ya da o eski düzen devam edecek. Bizim seçtiklerimize bu ülkeyi yönettirmeyecekler ya. Bakın sizin seçtikleriniz 3 senede nereden nereye getirdi Allah aşkına. Ama ben belediye başkanıydım 99'da. Benim imza yetkim yoktu değerli kardeşlerim. Paraf atardım, vali imzalardı. Onların istediği demokrasi oydu. Millete seçtiririz ama biz yönetiriz diyorlardı. İnşallah bunları kavradık artık, görüyoruz. Yani ne vaat ediyorlar bize hayır diyerek, hiçbir şey. O eski düzen devam edecekmiş. O eski düzen bitti inşallah artık. Şimdi o eski düzende nasıldı? Bakın burada çocuklarımız var. Bize diyorlardı ki kız çocuklarını okutun diyorlardı, değil mi? O kız çocuklarını okula gönderdik, ne yaptılar? Kafalarından tuttular, geri çevirdiler. Başlarında örtü var diye çevirdiler. Hani okunuyordunuz? Okutmadılar. Başlarında örtü var diye okutmadılar. Bu memleketin baş örtüsüyle, baş açığıyla bir problemi var mı? Yok. Çocuklarımız hep kardeş gibi. Ama onu problem yaptılar. Bizim önümüze getirdiler, çocuklarımızın okumasını engellediler. Bakın ben İmam Hatip mezunuyum. Bizi 1970'li yıllarda üniversite imtihanlarına almadı bunlar. İmam Hatip okulu mezunusunuz diye almadılar. Bir sene liseye gitmek zorunda kaldım. Üniversite imtihanına girebilmek için. Şimdi öyle bir engel kaldı mı çocuklarımızın önünde, Allah'a şükür kalmadı. O eski düzenler bitti artık. İhtilal yapıp bu ülkenin ezanlarını Türkçe okuttuğunuz günler bitti artık, bitti. O Tanrı onudur dedikleriniz bitti artık, Allahu Ekber diyoruz Allah'a şükür. O eski düzen geri mi gelsin? Gelmez. O eski düzeni getirmeyeceğiz inşallah hep beraber. Adamların hedefindeki bir tek cumhurbaşkanımız var, görüyorsunuz. Diktatörsünüz diyorlar, diktatörlüğü getireceksiniz diyorlar. Ya bu milletin seçtiğinde diktatör olur mu? Diktatör Kenan Evren'de ihtilal yapmıştı çünkü. Onu millet mi seçmişti? Hayır. O ihtilalle geldi, diktatör oydu. Tayyip Bey'i kim seçti? Millet seçti. Kaç oyla seçti? 152 ile seçti. Milletin seçtiğinde diktatör ölmez kardeşim. Ama bunlar bize diktatör diye yutturmaya çalışıyorlar. Artık bu millet bunları yutmayacak inşallah. Her şeyi görüyor. Bu ülkede yapılanları görüyor. Bu ülkeye düşmanlık yapanları da görüyor. Ya rahmetli Ecevit diyelim, bakın. 500.000 doları bulmak için, 500.000 doları. Onların kapısına gider şöyle iki büklüm beklerdi. 500.000 doları. Şimdi bu ülkenin bu kadar sıkıntılara rağmen bakın. Bu kadar batısı, doğusu, Amerika'sı hepsi bizimle uğraşmalarına rağmen bugün bu ülkenin Merkez Bankası'nda 100
15 milyar dolar var Allah'a şükür. Ne yapsalar yıkamıyorlar elhamdülillah yani. Bunlar kendiliğinden olmadı değerli kardeşlerim. Eğer onlar bu ülkeyi yönetseydi var ya, bu ülkede gene o eski kıtlık günleri olurdu. 70'li yılları bilen var mı bizim yaşımızdaki arkadaşlar? Mazot var mıydı? Yağ var mıydı? Gaz yağı var mıydı? Yoktu. Ben Ankara'da talebeydim. İki paket sigara için 1,5 saat kuyrukta beklerlerdi. 1,5 saat. 2 saat. 2 paket sigara için. Şimdi her şey evimizin önünde Allah'a şükür. Çok iyi biliriz ki buralardan işte bir yük odun götüreceğiz, öyle değil mi? O odundan işte o günün ihtiyaçları, tuz alacağız, yağ alacağız, gelecektik. Şimdi evlerimizin önünde arabamız var Allah'a şükür. Eksiğimiz, noksanımız olabilir ama o günlerden çok daha farklıyız, çok daha iyi durumdayız. Çocuklarımızı inşallah okutacağız, bakın hep bunu söylüyorum. Artık önümüzde engel kalmadı değerli kardeşlerim. İşte mekan. Burada hanım kardeşlerimiz inşallah gelip okuyacaklar. Abi onu buraya şey geldiniz siz, olur ya gençler. Abi şimdi onu buraya İmamatikler yapıyoruz oralara taşıyacağız. İnşallah. Okutacağız. Yolumuzu da yap. Gel. Sayın Başkanım. Geldi mi herkes? Ya Allah. Hayırlı olsun. Hadi bakalım.